Merhaba herkese, iyi haftalar. BIST 100 günlük grafik. Şimdi BIST 100'ü bu videoda BIST 100 grafiği, dolar TL ve en son altına bakacağız. Altına da uzun zamandır hiç kanalda yer vermedim. Altına biraz bir orada panik havası var sanırım. Onun için bir de altını değerlendirelim. BIST 100 haftalık haber akışıyla başlayalım. Bu hafta bizi doğrudan ilgilendiren bir haber akışı yok. Ama önümüzdeki hafta tabii para politikası kurulu toplantısı var. Ki videoda bolca değerlendireceğiz bu durumu. Geldiğimiz noktada tekrar 1510 seviyesinin, geçen hafta öyle demiştim, 1510 seviyesinin üstü biraz daha güvenli olabilir diye 1510 geçildi ve 1550'ye kadar, şöyle gösterelim büyütüp, 1550'ye kadar bir fiyatlama oldu burada. Şimdi cuma günü için söyleyeyim, cuma günü negatif olan şey şu: yani 0,50 geriye gitmesi borsanın çok önemli değil. Bunlar normal hareketler. Fakat hacmen çok kötü bir gün geçirdik. Yani 27-28 milyar civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir hacim oldu. Bu hacim çok az. Genellikle 30 milyarın üstünde 32, 33, 34'leri görüyorduk. Yani yüzdesel bazda hacimde bir çekilme var. Yani sabah itibariyle, hatta daha doğrusu öğlene doğru kendi kendime şey de diyordum, hani gün pek iyi getirmeyecek galiba, hiç müşteri yok yani, kağıtlara alıcı yok. Müşterinin olmadığı yerde fiyatlar artmaz yani, bu kadar basit. Öğleden sonra da etkisini gösterdi. Yabancı çıkışı az da olsa devam ediyor. Yani azdan kastım şu: onlar da trade ediyorlar tabi. Son okuduğum Bloomberg'teki habere göre Ocak ayını 400 milyon dolar kadar bir çıkışla tamamlamışlar. Ama sert oluyor yani, mesela hele hacim de yoksa, çok fazla yerli alıcı da yoksa, o gün satalım dedikleri zaman borsaya kağıtları bayağı bir geri götürebiliyorlar. Bunu göz önünde bulundurmak lazım açıkçası. Şimdi gelinen noktada biliyorsunuz geçen hafta söylemiştim zaten, 50 gün ortalaması çalıştı. 50 gün ortalaması burada destek oldu. Doğrudan 1454 bu hafta, yani eğer şans vermek istiyorsanız tabi takip edilebilir ve oraya bir strateji kurulabilir. Yani stratejiden kastım, stop koyacak olan varsa, endekse dayalı bir harekete duyarlı bir kağıdınız varsa 1454 önemli bir seviye. Çok kısa vadecilerde 1510 hala geçerliliğini koruyor. 1510'un altına sarkması durumunda tekrar 1450'lere doğru, hadi 1500 diyelim, ona da 1510 demeyelim de 1500 diyelim, 1454'e doğru geri çekilmeler olabilir. O seviyede dikkat etmek lazım. Yukarıda 1582 civarı var. Ben hep 1600 olarak bunu geçmiş Ocak videolarında falan söylüyordum. Aralıkta da söylüyordum. 1600'e temas edemedik. Şu anda kısa bir çıkış akımı içerisinde borsa. Ama grafikler karışık. Yani aşağıda henüz kesişimler tamamlanamadı. Yani burada yukarı yönü henüz grafik, daha doğrusu göstergeler henüz teyit etmiyorlar. Onu bir söyleyeyim. Bu da aynı hacim gibi diğer bir negatif yön. Hacim şimdi olmazsa, gelmezse yukarı gitmek çok zor. Onu söyleyeyim yani. O 30 milyarlarla biz buraya geldik. 30-35 milyar hacim aralığında geldik. Yani 20'lerde hacim devam ederse o işte bir terslik var demektir. Alıcının iştahı bana göre düşüyor demektir. Dikkat etmek lazım orada. Bunun dışında söylenecek bir şey borsa için, işte bu dolar grafiğine de bakıyorduk borsanın. Onu da şöyle demiştim, hani dolar geçen hafta 7,23'ün altına sarkarsa diye bir cümle kurmuştum geçen haftaki videoda. Hemen pazartesi günü sarktı. BIST 100'ün tabi dolar grafiğinde de artık yavaş yavaş bir kırılımdan bahsetmek mümkün. Zaten hani onu çok uzun zamandır da söylüyordum. Bir saniye. Şöyle söylüyordum, yani TL'nin değer kazanması lazım ki, şunu aylık mı haftalık mı, haftalık bakalım, TL'nin değer kazanması lazım ki şu alandan çıkılabilsin diyordum. TL tabi değer kazanmaya başlayınca borsada en azından bir sabit bir aralıkta şu an durduğu için şu grafik artık kırıldı. Bu majör düşen grafik. Onu söyleyeyim. 2013'ten bu yana bir düşen grafik, ama daha önce görüyorsunuz onun bir şey yok, bu pardon logaritmikmiş. Şöyle hafif kırıldı. 216'dayız. Kötü bir yer değil. Şimdi bakalım, 200 haftanın da üstüne çıktık. Bütün kısa ortalamaların da üstüne çıktık. Yani bir tarafımız pozitif, ama TL olarak baktığımız zaman ufak tefek sıkıntılar yok değil. Onu da biraz önce anlattım zaten. Şöyle onu tekrar açalım.
Orada da durumumuz bu. Şimdi yeni yıla girmeden önce son videoda şöyle söylemiştim. Yani yeni yılda endeks bazlı değil de hisse bazlı hareketler öne çıkabilir diye bir hatırlatmam olmuştu. Bu gelinen noktada kendi beklentimdir. Yani yanılıyor olabilirim onu söyleyeyim ama biraz da bir yatay görünüm oluşabilir bundan sonrası için. Yani 1600'e gider, 1000 işte 450'ye geri gelir. Ya yani 50 güne doğru sarkmalar olabilir. Bir destek bulabilir. Bu 1600 kırılmadığı sürece bir karın ağrısı var yani onu söyleyeyim. Bu 1600 çok önemli. Yani yeni bir tepe yapmak çok önemli. 1600'e değ, bir daha düzelt de bir görelim niyetini anlayalım. O açıdan söylüyorum. Bunun dışında BIST 100 için söylenecek bir şey yok. Dolar TL'ye bakalım bir de. Evet, dolar TL grafiğimiz şöyle. Uzun zaman yükselen bir paralel kanalda takip ettik bunu da. Bunu da logaritmik yapalım da. Aşağı yönlü bir kırılım olmuştu. 8.57 tepesinden bu yana. Tabi biliyorsunuz bunun da sebepleri var. İşte ekonomi yönetimi değişti. Merkez Bankası Başkanı değişti. Bilmem falan filan. Biraz daha ortodoks politikalara geçildi burada. Ana akımcı yani politikalar desteklenmeye başlandı. Ana akımcı politikalar desteklenince yabancının rağbeti arttı. Şu oldu, bu oldu. CDS düştü. İşte o CDS'i de tekrar hatırlatayım yani 300'ün altına düşmesi gerekiyor demiştim geçen hafta. Hem bankacılık hisseleri için de çok olumlu yansıyacağını düşünüyorum. 294 ya da 296'da haftayı kapattı CDS priminde. Tabii böyle olunca şu Ocak ayından beri hafif böyle diplerin yükseldiği düzeltme ve yatay bir alan vardı geçen hafta söylediğim. Şurada düşen trende artık kafa atmaya başlamıştık. Orası da kırıldı. Kırıldı. Tabii 7.23 desteğinin de kırılmasıyla sarkma hızlandı. 7 lira 8 desteğe 2 gün destek olabildi. Salı ve Perşembe. Cuma günü itibariyle 7 lira 8 kuruşta kırıldı. Şimdi gelinen noktada gene düşen trendten ayrılmaya başladık. Şunu da ifade edeyim. Hani neden bu hareket bu hafta oldu? Bir neden arayan varsa benim şahsi düşüncem yanılıyor olabilirim. Onu söyleyeyim. Enflasyon raporu çok yüksek geldi beklenenden. Yani 15'e dayandı enflasyon. 15'e dayanınca tabii Merkez Bankası Başkanı da faiz indiriminin mümkün olmadığını vurgulayınca bunu geçen haftaki şeyde de toplantıda da söylemişti. Bu hafta da tabii bir röportajda söyledi bununla alakalı. Dolayısıyla bir faiz beklentisi doğdu piyasada. Doğan faiz beklentisiyle beraber önden bir fiyatlama olarak görüyorum bunu. Yani ayın 18'inde Perşembe günü para politikası kurulu toplantısı var. Bu fiyatlama orayla alakalı diye düşünüyorum. Eğer para politikası kurulundan bir faiz arttırım kararı gelirse 1.618'de 6.86'ya doğru gidiş olabilir. Şunu da söyleyeyim hani oradan eğer beklentiden yüksek falan da bir faiz gelirse borsaya da rakip gelmiş olur. Haberiniz olsun. Yani para riski sevmez çok fazla. Atıyorum 19, 20, 21 faizlere gelindiği zaman biraz orada borsa için sıkıntı yaratabilir. Onu ayrı bir videoda yani onu haftaya aslında daha böyle detaylı olarak değerlendiririz. Bu harekette dediğim gibi önden bir fiyatlama olarak görüyorum. Destek 6.86. Tabii 7 lira bir destektir, psikolojik bir destektir. Her zaman söylerim o ben tam sayıları da bir psikolojik destek olarak algılarım genelde. Kırıldığı zaman 6.86 desteğine doğru hareketler devam edebilir. Fakat tabii burada da bir düzeltme sınırına gelindi. Yani RSI genellikle son zamanlarda 25'ten dönmüştü. Şu an 24.36. Bu kısımdan düzeltme yapıyor şu düşen trendin altında. Düzeltme ne demek? Yani bir miktar bu hafta yataylaşma olma ihtimali olabilir demek. Yani ekstra bir haber akışı olmazsa şimdi 24 burada son dönemlerde çok ciddi bir RSI değeri. Şöyle geri alalım grafiği. Yani öyle çok görmezsiniz 24'leri falan. Gördüğünüz gibi açılıyor. Bilmiyorum ne kadar takip edebiliyorsunuz ama şurada 2012'den beri en fazla 21 görmüşüz. Onun dışında 24 ilk defa zannederim görülüyor. Yani 25'ler 26'lar görüldü. Evet 24 ilk defa görülüyor. Bir sağ yayılım da dediğim gibi olabilir. Biraz düzeltebilir. Ama önemli olan ayın 18'i. Dolar TL grafiğinde bir de altına bakalım. Evet altında 2074 tepesinden beri süzülen bir paralel kanalda yine aşağı yönlü bir paralel kanalda takip ediyorduk. O da 200 gün ortalamasını artık kırdı. Destek alıyor 1790 civarından yani bu kanalın orta kısmına geliyor aynı zamanda oradan destek alıyor 1790 kırılırsa altında 1765 ve onun altında da
düşen paralel kanalın yine dip desteği 1700 civarında. Artık ne hangi gün yakalar bilemeyiz de, olur mu olmaz mı o da ayrı konu. Oraya doğru süzülme olabilir. Altının da grafiği zaten uzun zamandır böyleydi. Tabi bizde gram altın TL olarak daha çok ilgilendiği için altında yatırımcı. Onu söyleyeyim yani, TL değer kazandıkça orada TL grafiği başka türlü olur. Yani buna benzemeyebilir. Yani TL değer kazanır o zaman. Orada bir yataylaşma falan görülebilir. Orada da aşırı satım bölgesine geliyor. Altın arada sırada yukarı düzeltiyor. Tekrar aşağı yönlü devam ediyor. Bu paralel kanal beni ilgilendirmez. Çok kısacığım diyen varsa yani, o şöyle bir düşen trendle de takip etmesi biraz daha uygun olabilir. Şu düşen trendin altında kaldıkça haliyle süzülmeye devam eder. Bu trend kırılınca da kanalın üst tarafına bakmak lazım. Yani üst tarafını tekrar kırıyor mu, kıramıyor mu? Mesele bundan ibaret. Teknik anlamda bunların hepsi tabii haber akışına dayalı değil. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey zannediyorum yoktur. Herkese iyi haftalar.